Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün size büyük bir haberle geldim. Taşınıyoruz. Yani hala daha netleşmeyen şeyler var ama neredeyse kesin gibi diyebilirim. Taşınacağız. Yani zaten sanırım artık taşınmak zorundayız çünkü ev sahibimiz yeni kiracı aramaya başladı bile. Taşınmayı zaten aylardır düşünüyorduk. Hatta geçen seneden beri düşünüyorduk ama sonra taşınmak zor geldiği için bir sene daha kalalım demiştik. O yüzden böyle bu evde tam 2 senemizi dolduruyoruz bu Eylül ayında. Yerimize kiracı bulunabilirse hemen 2 hafta içinde falan çıkacağız çünkü biz evimizi bulduk. Eğer yerimize kiracı bulunamazsa da daha böyle 2 ay falan vaktimiz var bu evde. Öyle diyebiliriz. Neyse. Sonuç olarak taşınıyoruz. Şu anki oturduğumuz yerden çok uzak değil. Böyle bir 20 dakika mesafeye falan taşınıyoruz. Güzel böyle sıfır bir eve taşınıyoruz. Bayağı mutluyum ama burada evler ikiye ayrılıyor. Bir house'lar bir de flat'ler. İşte house dediğimiz müstakil ev böyle bahçeli falan. Flat dediğimiz de yine böyle bunun gibi apartman dairesi. Biz şimdilik tekrar bir flat'e taşınıyoruz. Böyle balkonlu malkonlu güzel sıfır bir flat bulduk istediğimiz gibi. House istediğimiz şekilde ve istediğimiz yerlerdeki house'lar yani müstakil evler şu an için bütçemize uygun değil. O yüzden onu böyle birkaç sene daha erteliyoruz. Umarım onun da zamanı gelecek. Bakalım. Yani şimdi bulduğumuz evde gayet içimize sindi. Güzel bir ev. Bu evden birazcık daha büyük. Metrekare olarak daha büyük ama depolama olarak bu evi aratacak galiba. Çünkü onda da birkaç tane böyle gömme dolaplar var ama buradaki kadar çok ve büyük değil. Yani bu ev küçük olmasına rağmen depolama anlamında o kadar güzel tasarlanmış ki her şey böyle dolapların içinde duruyor. Hiç böyle ortalıkta duran fazlalık bir şey yok. O bizim çok işimize yarıyordu. Diğer evde o kadar değil ama onu biz artık bir şekilde oluşturmaya çalışacağız. Evet öyle yani şimdi hazırlıklar başlasın. Şimdi Soner bu ara Soner bir şeylere bakıyor. Taşınma şirketlerine falan bakıyor. Burada nasıl çalışıyorlar, nasıl oluyor falan diye. Ben de az önce Amazon'dan bayağı bir böyle kolibant ve işte baloncuklu poşet falan sipariş ettim. Dediğim gibi taşınmamıza daha en az 2 hafta var. Daha fazla da olabilir. Ama ben yavaş yavaş en azından fazla kullanılmayan şeyleri paketlemek istiyorum. Çünkü Lydia'yla çok kısıtlı zamanım var gün içinde. Yani daha önceki evden taşınırken bile işte Türkiye'den buraya taşınırken bile bütün evi toparlamamız ne kadar sürmüştü? 10 gün falan sürmüş müdür? Daha mı uzun? Yani o zaman ki çocuk yoktu. Hamileydim gerçi ve tam zamanlı çalışıyordum. Onun da yavaşlığı vardı. İşe gidiyordum, geliyordum. Akşam paketleme yapıyordum yine. Yine biraz öyle gibi olacak aslında. İşte böyle öğlenleri Lydia uyurken, akşamları Soner'e, Lydia'yı Soner'e verip böyle Soner'in işi bittikten sonra ben bunlara bakacağım falan. Öyle hızlıca ilerleriz diye düşünüyorum. Bu arada bayağı tabii kıyafetlerimden falan azaltmalar da yapacağım. Çünkü oradaki gardırop alanımız buradaki gibi değil. Yani burası 3 artı 1'di. O oda çok küçük. O yüzden orayı giyinme odası yapmıştık. Zaten sadece gardırop sığıyordu. Diğer evimiz 2 artı 1 olacak. Ve normal yatak odasında gardırop olacak sadece. O yüzden de Soner'le onu paylaşacağız. Ve ikimizin de bayağı bir küçültmeye gitmesi gerekiyor. Soner zaten gerçi gitmişti yakın zamanda. Soner'in kıyafetlerini bayağı elemiştik. Benim kıyafetlerimi ben gerçekten çok büyük bir eleme yapmayı umut ediyorum diyeyim. Yani yapabilecek miyim, ne kadar yapabileceğim bilmiyorum ama umuyorum. Neyse, bu taşınma süreçlerinde tabii ki geçen seferki gibi tam bir sene önce sizin izlemeye başladığınız gibi yine her anı kaydediyor olacağım. Taşınma videoları, düzenleme videoları falan bayağı seviliyor. O yüzden umarım kanalıma da güzel bir katkısı olur bakalım. Hadi o zaman şimdi Lydia uyuyor. O uyanmadan önce biraz çayımı içeceğim ama çünkü bir annenin buna ihtiyacı var. Lydia uyanmazsa eğer hemen Amazon'dan vakumlu poşetler aldım. Bu şeylerimi, montlarımı, zaten mesela şu an yaz olduğu için montlar falan giyilmiyor ya, hemen onları paketlemeye başlayacağım, vakumlulara koyacağım. Orada da zaten hemen açmam gerekmez böylece. Çünkü fazla yer kaplamadığı için bir kenarda durabilir yerleşene kadar. Evet, şimdilik durum böyle. Hadi görüşürüz. Şimdi giyinme odasına geldim. Aslında başta montları yaparım diyordum. Çünkü şurada böyle ceketler, şeyler var ama aslında bunları hala yapabilirim. Koridordaki mont dolabındakileri alırım diyordum. Ama sonra şu paketler
bu büyüklükte. Sanki böyle bunun içine çok az sığacakmış gibi geldi. Ona başka bir çözüm bulacağım. O yüzden bugün şu iki çekmecede kazaklarım var. Direkt onlardan başlayayım diye düşünüyorum. Şöyle Amazon'un kendi vakumlu poşetini aldım. Çok da güzelmiş. Benim evde de biraz var ama böyle çok büyük yoktu. Dedim ki bunları alayım. Sonra da bunları böyle başka bir şeye koyarım. Büyük çöp poşetlerine falan belki koyarım diye düşündüm. Zaten adamlar da şey demişti, Soner'in bir tane konuştuğu, askıdaki kıyafetleri biz direkt o askıya koyma kolisine koyarız demişlerdi. O yüzden askıdakileri belki hiç bozmam şunları falan. Onları direkt öyle koyarlar. Ben şu çekmeceleri halledeyim. Çok şu an şey oldum ya. Uf, oraya nasıl sığacağız bakalım bilmiyorum. Bunu nasıl koyayım? Şöyle mi koyayım yere? Şimdi buradan biraz ayırarak gidelim, değil mi? Şöyle bakarak gideceğim. Şöyle dikey dikey koyacağım. Yani şimdilik planım o. Sonra bakarız. Sen git. Bunu bağışlayalım. Bakayım. Bu nasıldı? Bu giyiliyor ya. Sweatshirt gibi bir şey. Kazak. Şöyle birkaç tane koyunca herhalde durmaya başlar. Lidya uyandı. Günaydın. Günaydın. Balım. Burada benimle durur musun? Hı? Durur musun benimle burada biraz? Uy bebeğim benim. Da pek giymiyorum aslında ama o kadar da güzel böyle yumuşak ki veresim de gelmiyor. Buna ev üstü yapayım olmazsa. Bir dursun bakalım. Olmadı. Sonra düşünelim. Bu artık yeter ya. Bunu yeterince giydim gibi. Bunu da verelim. Da giymem gibi ya. Belki de giyer miyim? Bu düşünce çok zor ya. Ya şöyle aşırı kalın bir kazağım var ama bunu senede bir kez falan giyebiliyorum çünkü gerçekten çok kalın. Yani bunu geçen kış bir gün böyle -1 dereceydi, dışarı çıkacaktık. O gün giymiştim. Hep böyle senede bir gün falan buna uygun oluyor. O yüzden çok da yer kaplıyor. Tutsam mı, ne yapsam? Bunu galiba vereceğim ya. Çünkü şeyde bile bunu giyemem. Mesela kışın böyle bir Christmas markete gezmeye falan gitsek, böyle bir kuzey ülkeye falan. Şu zaten valizin yarısını kaplar yani. O yüzden seninle vedalaşıyorum ya, yeter. Çok yer kaplıyor gerçekten. Seninle de vedalaşıyorum. Evet. Şunu belki tatile giderken götürürüm diye tutacağım.
Birinci çekmecemiz tamam. Şuraya gelelim. Burada da eleyeceğimiz bazı şeyler olabilir. Mesela şu. Bazılarını satışa koyacağım bu arada. Bakalım satılırsa satarım. Satılmazsa hemen bağışa vereceğim. Bundan da çok emin değilim ama bunun gibi başka bir şeyim de yok. Şimdilik dursun. Bu da yıkayınca çekmiş mi? Ne olmuş ya? Küçülmüş gibi. Bunun yakası güzel, o yüzden kalsın. Şu kalsın. Bu da dursun. Şu diğer ikisi arasında aslında eleyebilirim. Bu gitsin. Bunda etiketi üzerinde duruyor ya. Geçen sene almıştım herhalde. Tatlı duruyor. Tamam. Bu da böyle bir şey. Bu da. Bunu ne yapacağıma karar veremedim ya. Bunun rengi benim rengim değil. Ama modeli çok güzel. Şöyle balon kol. Tutacağım galiba. Kazakların hepsi buraya sığarsa iyi olur. Kazak kalsın. Bu kazak gidebilir. Bu da gitsin. Kalsın. Kapatma kızım. Kapatma. Topluyorum orayı ben. Seninle de artık vedalaşabilir miyiz ama yok ya, dur sen dur da. Bu taytların üzerine iyi oluyor. Şimdi yazın kışlıkları ayırırken de şöyle oluyor. Kışın ne giydiğimi unutuyorum. Halbuki mesela onu taytların üzerine falan giyerim. Nar çiçeği. Bu takım güzel ya. Galiba bazılarını şöyle yan sokmak zorunda kalacağım çünkü sığmayacak. Evet, şundan da artık ayrılabilirim. Güzelim. Acıktın mı? Kahvaltı. Ay kahvaltı ne? Öğle yemeği yiyelim mi? Yemek yiyelim mi? Şimdi şu lila da gitsin. Bunu giymiyoruz. Pembe kalsın. Bu da kalsın, krem her şeyle gider. Gri bayağı eskimiş. Seninle de vedalaşalım artık. Aslında bunlar kazak değil, bunları başka yere koyarım. Evet, bunu da koyalım. Herhalde başka bir şeyim yok diye düşünüyorum. Evet, kazaklarım buraya tam sığdı. Kazaklar ve trikolar. Bir kısmını da eledim şurada. Aslında daha çok elemek isterdim ama eleyemedim. Bilmiyorum. Bunu kapatalım. Başka var mıydı şurada asılı falan bir şeylerim ya? Böyle kazak statüsünde. Aslında Türkiye'den buraya gelirken hacim olarak fiyatlama yapıldığı için, bu arada bunun yanında böyle bir şey de geldi, vakum. Ne diyordum? Türkiye'den gelirken hacim olarak fiyatlama yapıldığı için her şeyi vakumlu şeylere koymuştum ki hacmen olabildiğince az yer kaplasın. Bu sefer hacimle ilgili bir sıkıntımız yok ama diğer eve gittiğimizde böyle hemen yerleştirmem gerekmeyen şeyler evde çok yer kaplamasın diye bu sefer bunları vakumladım. Hem de zaten bununla olacak gibi değil ya. Ben bunu yine normal makineyle yaparım. Evde işte yerleştirene kadar fazla yer kaplamasınlar. Hem de sonra da bunları zaten bazanın altında böyle yorganlara falan kullanırım. Çünkü elimdeki hurçlar habire açılıyor. Herhalde delinmişler falan, taşınma esnasında mı zarar gördüler bilmiyorum. Bunlar bayağı dayanıklı malzeme. Herhalde bir şey olmaz. Tamam, şimdi bunu vakum yapalım. Geldim bir tane. Evet. Evet, taşınma hazırlıkları resmi olarak başlamış bulunmakta. Birinci paketimiz hazır. Çok aşırı da küçülmedim ya, ne diyorsunuz? Ama bayağı havası gitti, sem sert oldu yani. Şimdi size mi geçsek ya, ne yapsak? Ya da önce Lidya'yı doyurayım, ondan sonra belki devam ederiz, belki de edemeyiz. Yarına da kalabilir, bakalım. Evet, geri geldim. Şu an saat 6. Birazdan yemek işine girişeceğim ama önce dedim ki hazır. Böyle Lidya yanında oynuyor benim rujlarımla. Oynarken ben de hemen şu bir sonraki paketimize
sweatshirtleri doldurayım dedim. Gerçi bu sweatshirtlere biraz fazla gelecek. Yanına başka ne koyabilirim bakarız. Şu askıdakileri koymayacağım demiştim. Tişörtler. Neyse bakacağım şimdi ne koyabilirim. Çünkü bir yandan da şu an giymediğim şeyler olması lazım. Yani yazlık olmayanları koymaya çalışıyorum şimdilik. Şöyle açtım bakalım. Şurada... Burada pijamalarım var. Çok fazla pijamam var aslında. Şöyle şunlar gecelikler. Bunlar da böyle uzun kollu pijamalar, kısa kollu pijamalar ve gecelikler var. Ben daha çok gecelik giyiyorum. Kışın da daha çok kısa kollu pijama giyiyorum ama yine de bazen uzun kollu da lazım oluyor. O yüzden ne yapsam bilemedim. Bunları daha yeni elden geçirdim ama bu kadar azaltabildim. Eskidikçe elden çıkarırım diye düşünüyorum. Şuraya gelelim. Şu arkadakiler... Kışlık ev giyimlerim. Bunlara ihtiyacım olacak mı artık bilmiyorum. Çünkü kalın bunlar. Evde giyince kalın oluyor. Ama neyse bunlara kışın bakarız. Yeni ev nasıl olacak bilmiyorum çünkü. Aslında ben ne seviyorum biliyor musunuz? Bütün kıyafetler askıda olacak. Bu sweatshirtler falan da. İşte etekler, şortlar her şey askıda olacak. Öyle severim. Ama maalesef onun için bayağı dolap alanı gerekiyor. Çünkü çekmece az alanda daha çok şey topluyor. Şu an bunların hepsini asmış olsam şu 3 çekmecenin yerinde bir çekmecelik eşya asabilirdim sadece. Yarın da kolilerim gelince... Diğer böyle vakumlanmayacak şeyleri de kolilere dolduracağım. Şimdi burada bunları başka yere koyarım. Bunlar dursun. En çok yeri de şunlar kaplıyor. Bu poşet sweatshirtlere fazla gelir sanıyordum ama bir çekmece daha var ve bu dolmak üzere. Az önce Soner gelip bunlar hala çok fazla, bunları biraz azaltmalısın diye bana birazcık baskı yaptı. Küçük bir mental breakdown yaşıyorum çünkü gerçekten eşyalardan ayrılmak benim için çok zor. Yani niye bilmiyorum. Psikolojik bir sebebi falan vardır muhtemelen ama özellikle kıyafetlerden ayrılamıyorum. Yani sanki böyle hep ya ihtiyacım olursa ya giymek istersen bunu. Ya onların orada durması, onları görmek bile bana keyif veriyor. Neyse ama yine de bu doldurduğum poşeti tekrar bir gözden geçirdim ve neredeyse yarısını çıkardım şuraya. Bunlardan bazıları satılabilir durumda. Yani satılabilir durumda dediğim böyle güzel markalar. İşte şu Adidas mesela. Ama rengi bana çok gitmiyor. İşte bunun gibi birkaç tane böyle bir kısmını satmaya çalışacağım. Diğerlerini bağışla vereceğim. Öyle şimdi şu poşeti doldurayım. Ondan sonra yemeğe gideceğim. Bir şunlar kaldı işte. Bu çok yer kaplayan şeyler. 4 tane aslında bunlar ama. Dolduracak. Şunları koysam da olur, koymasam da olur. Çünkü bunlar böyle puf değil. Uzun kollu tişörtlerim. Ama yer kalırsa koyarım onları da. Gerçekten zor. Evet, şimdi montları halledeceğim. Montlar için böyle bir Amazon'dan şeyim geldi. Vakumlu hurçlarım. Montları ona koyacağım. Çünkü normal kutuya koyarsam fazla yer kaplayacak. Şöyle bir bant seti aldım. Altılı ve böyle kesicisi de var. Bunlar sessiz bant. Soner özellikle onu istedi. Böyle cart cart diye ses çıkarmıyor. Sonra şöyle işte bu asma aparatlı vakum poşet. Bakalım nasıl olacak. Bir de şöyle bardak, çanak, kırılacak şeyleri sarmak için sarma kağıdı aldım. Bu böyle honeycomb, ne diyorlar? Petek design. İşte böyle açtığın zaman, açınca gösteririm, açınca böyle büyüyor falan. Böyle bir kutum var. Bir de kolilerim geldi. Onlar da içerideki odada. Şimdi ilk bunları halledeyim. Bakalım bunlar ne kadar büyük. Şunları bir açalım. Hazır Lydia uyuyorken burada bunları halledeyim. Bir yandan da Love is Blind Meksika'yı izliyorum. Love is Blind'i izliyor musunuz? Acaba Türkçe'ye ne diye çevriliyor bu? Ya da çevriliyor mu? Çevriliyordur herhalde. Love is Blind Meksika. Ben zaten Türkçe izliyorum. Ben zaten Türkiye hesabını izliyorum. Neden çalışsın ki? Love is Blind Meksika. Brezilya'yı bitirdim yeni. Şimdi Meksika'ya geçtim. Birkaç gün sonra da İngiltere sezonu gelecekmiş. Bunu bitireyim. O zaman da ona geçerim.
Geçen sefer taşınırken 2 sene önce MasterChef izliyordum. Bütün bu yerleşirken şey yaparken. Bu sefer Netflix ama bu aslında beklediğimden bayağı daha küçük gibi sanki. Buna 5 tane şey nasıl sığacak ki? Bir tane sığar gibi duruyor. Neyse durun bakalım. Deneyeceğiz. Şöyle uzaklaştırayım sizi. Şimdi şu kısaları koymayacağım. 4 tane uzunum var. Kısaları belki sonra başka bir şeye koyarım. Şu kürküm de kısa. Ama belki kısa da gerekir mi? Yok. Önce bir uzunlardan başlayalım. Şimdi montları acaba uzunluk sırasına göre dizebilir miyim? Çok fazlalar. Yoksa zor mu olur? Bunları şimdi uzun süre açmam zaten vakumları kışa kadar. O yüzden böyle güzel vakumlu düzgünce dursunlar istiyorum. En uzun montum bu. Fermuarlarını kapatayım. Özellikle şişmeler ve kürk. Yani zaten hepsi şişme ve kürk buradakilerin. Şişme ve kürk olanları getirdim. Kaşelere zaten gerek yok diye. Sonra şu muydu uzun? Aynen. Kaç oldu? 4 oldu. Bu da uzun mu? Başka uzun var mı? Bu da tamam 5. Şu en uzunları koyalım şimdi. Şimdi şunlar zaten benzer boyda. Şöyle koyayım. Şu kısa. Şunlar benzer boyda sanırım bakalım. Evet. Bu bir tık uzun. Bu kısa. Ya bu kürkümü de satışa koymuştum. Satılmadı henüz ama bunu hiç şey yapmayayım ya. Fiyatı düşüreyim hemen satılsın. Şimdi bu şunlarla benzer uzunluk mu? Bakalım. Evet, bu bir tık daha kısa. Şu şununla benzer uzunluk. Aslında zaten ilk etapta uzunluklarına göre asıyordum. Ama sonra dolap çok dolunca sürdüremedim aralara asmayı. Çıkardıklarımı karıştı sıraları. Tamam. Bence oldu gibi. Şimdi şunları bakalım sığdırabilecek miyiz? Ha, bu da var, bu da kısa. Bayağı iyi oldu sanki. Bu Dyson'ın sorunu işte bu vakumlu şeylerde. Motor yandı resmen. Çok ısındı. Bunun şu ucu bu vakumu çekmeye uygun değil. Şurada bir aralık var. O yüzden çok zor çekti. Mesela normal bir makine olsa daha kolay çekerdi. Bu birazcık zorlandı. Aslında bunun için başlıklar satılıyor böyle Dyson için vakum başlığı ama yani bilmiyorum. 40 yılda bir kullanıyoruz da bir yandan. Böyle oldu. Şurada işte asma aparatı var. Böyle dolaba asabiliyorsunuz ama yorumlarda bunun çok güçlü olmadığını söylemişlerdi. Böyle oldu. Bu gerçekten de taşır mı emin değilim. Şöyle katlayabilir miyim acaba bunu? Şöyle katlayıp kutuya koyarım olmazsa şimdilik. Evet, en uzunları bitti. Bence diğerleri bir tık daha kolay olur diye umuyorum. Bu Love is Blind'ı izliyor musunuz? Hiç izlediniz mi bilmiyorum. Amerika'da 6 sezon oldu sanırım. Brezilya'da 4 sezon. Meksika'nın bu ilk sezonu galiba. İsveç'te bir sezon oldu. Japonya'da bir sezon oldu galiba Japonya'da da. Bir de işte İngiltere'de olacak şimdi. Böyle şey 10-15 kadın 10-15 tane erkek var. Bunlar şey yapıyorlar. Birbirlerini hiç görmeden işte konuşuyorlar. Kabinler var böyle işte arada şey var. Aslında birazcık
Esra Erol'la neydi o programlarına da hani böyle arada paravan olurdu ya. Bir tık onun gibi. Ama o kadar cheesy değil. Daha klas. İşte neyse orada böyle tanışıyorlar, konuşuyorlar. Sonra eğer böyle evlenme teklifi edip kabul edilirse, evlenme teklifi ederse biri diye de kabul ederse falan birbirlerini görebiliyorlar. Sonra böyle bir balayı gibi bir şeye çıkıyorlar. Ondan sonra da 30 gün süreleri var. 30 gün sonra evleniyorlar. Evlenmeye gittiklerinde kim evet diyecek, kim hayır diyecek falan böyle bir bakalım ne olacak tarzında bir şey, program. Fena değil. Ben bayağı seviyorum. Bu Netflix'in en sevdiğim reality show'u bu herhalde. Aslında böyle askılı değil de direkt böyle uzun şeyleri koymak için uzun bir şey var mıydı acaba? Öyle de alabilirmişim. Çünkü askılı olmasının bana çok bir faydası yok gibi şu an. Evet, bu da oldu. Bunun şurası biraz garip oldu niyeyse ama. Ay çok sıcakladım. Evet, bu da oldu. Güzel. Aslında ben buna askıyla koymasam da hepsini böyle yatay bir şekilde koysam ne olur? Hiç de bir şey olmaz. Gayet de güzel olur aslında. Askılar hem fazladan ağırlık yapıyor hem de şurası düzgün durmuyor yani. Şimdi burada kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam, 10 tanelik yerim var. O zaman şu kısalardan da hacimli olanlardan ekleyebilirim 3 tane de. Şunları eklerim. Okay. Ama çok sıcakladım. Bir şey içeceğim şu an önce. Şimdi bunları hallettiğim zaman zaten hem şu koridordaki dolabın hem de benim giyimli odamdaki dolabın bayağı bir kısmı boşalmış oluyor, güzel bir kısmı. Böyle önceden toplayabileceğim şeyleri topluyorum işte bu kışlıklar gibi. Bir de yemekler var. Yemekleri de bitirmeye çalışıyorum bir yandan. Çünkü içerideki buzluğumuz var ya, oradaki yemekleri bitirmeye çalışıyorum. Buzluğu şeyleri taşımak bir daha zor olur diye. Hem de o buzluğu da yeni eve götüreceğiz galiba ama bir yandan da satışa koyduk Facebook'ta. Çünkü diğer evde böyle onu koyabileceğimiz bir yer var. Böyle bir dolap içi. Çamaşır makinesinin olduğu dolap. Ama oraya koyunca da orayı bayağı bir bitirecek yani. Daha işte bu süpürge var, Dyson, işte ne bileyim Vileda'lar, temizlik malzemeleri falan. Hepsini o dolaba koymamız gerekiyor. Orayı bitirmesini istemiyoruz. O yüzden satılırsa satacağız, satılmazsa götüreceğiz. Orada yine satışta durmaya devam eder falan. Öyle bir şey planlıyoruz galiba. Bakalım. Yani buzluktan hiç vazgeçesim aslında yok. Çünkü toplu alışveriş çok yapıyoruz internetten falan. Dolduruyoruz. Güzel oluyor. Buzdolapların buzluğu da küçük oluyor. Bir de burada buzdolapları böyle dar olduğu için. Normal Türkiye'dekinden de küçük. O yüzden yani ama idare etmeye çalışacağız. Zaten evin yakınında çok yakın iki tane market var. Böyle şey daha günlük alışveriş yaparız diye düşünüyoruz buzluğa koymaktansa. Öyle işte bakalım. Aa bizim bu cam kapalı ya. Ben de niye sıcaklıyorum diyorum. Şunu açayım. Evet geldim. Bu arada benim kanalda en çok izlenen videom cam silme robotu videosu. Ya gerçekten 30 binin üzerindeydi en son. Çok izleniyor. Ben de onu İstanbul'dayken almıştım. Aldım bir tane. Baktım çok güzel. Onu anneme hediye ettim. Çünkü annem de yaşlı ve camları kendi siliyor. İşte ona hediye ettim. Sonra kendime bir tane daha aldım falan. Sonra buraya geldik. Buradaki şu camlar, şimdi az önce gördünüz ya, oradan aklıma geldi zaten. Camlar dışa doğru açılıyor. Ve gerçekten dışarıyı silmen imkansız. Şirketle anlaşman lazım. Şirket tutacaksın, onlar gelip silecek. Apartmanda öyle bir şey yok hani. Bir kere şirket tutup hepsini birden sildirme gibi. Kendin siliyorsun. O yüzden benim burada acayip işime yaradı o cam silme robotu 2 senedir. Yeni evde şöyle, evin iki cephesi var böyle köşe daire. Evin tamamını balkon çevreliyor. Tamamını balkon çevrediği için
dışarıdan cam silmek acayip kolay. Yani balkondan sileceksiniz camı. O yüzden artık ona da ihtiyacım kalmadı şimdilik ama onu yine de satmam, tutarım çünkü seviyorum. Bayağı güzel de çalışıyor. İleride o evi de değiştirebiliriz sonuçta. Bir noktada onu da değiştiririz muhtemelen. O yüzden cam silme robotu şimdilik dursun. Zaten çok yerde kaplamıyor. Başka neleri elimden çıkarmayı planlıyorum? İşte gardırobun yarısını çıkarmayı planlıyorum. Şu ana kadar kazaklardan ve sweatshirtlerden bayağı büyük bir çöp poşeti böyle ayırdım. Bir kısmını satarım diyorum ama şu anda da yaz ya, satılmayacak yani. Hem de işte acele satmam gerektiği için çok ucuza satmam gerekiyor her şeyi. Ama yani hiç sıfırdansa çok ucuza satmak da bir şeydir. Yoksa donation'a direkt ücretsiz vereceğim. Ve hep de böyle ben Mango'nun şeylerini seviyorum. Örgü ürünlerini. İşte kazaklar, hırkalar falan. Hep Mango mesela. Bir sürü de para verdim onlara zamanında. O yüzden hiç kıyasım gelmiyor ama gerçekten en az giydiklerimi, böyle hiç elimin gitmediklerini falan artık çıkardım yani. Ne yapayım? Çünkü şu anki dolabım böyle 3'te 1'i kadar bir yere falan sığmaya çalışacağım. Yani yarısını bile elesem yine de aslında sığamayacağım gibi duruyor. Lidya uyanmadan şunları bitireyim. Bunu galiba Lidya uyanınca yapacağım çünkü nedense Dyson'la çekemedim. Bizim şu şey var, bir tane küçük şarjlı pompa var. Aynı zamanda şey de yapıyor, çekme de yapıyor. Bir onunla deneyeceğim bunu. Şöyle kenara koyayım. Evet, bu sonuncusu oldu. Diğerinde şöyle düşündüm. Acaba en öne koyduğum şey havanın çekilmesini mi engelliyor? Bebeğim, acıktın mı? Sana yemek yedireyim mi? Hadi gel çorba içelim. Çok güzel çorba yaptım sana. Mama, evet vereceğim. Bir kere şuradan öper misin? Duydun. Babam evde değil anneciğim. Babam. Soner de bugün cuma, pazartesi günü Yunanistan'a vize başvurusu yapmıştık ve dün mesaj geldi çıktı diye, yani 3 günde. Umarım bu kadar hızlı çıkması reddedildi anlamına gelmiyordur. Soner şimdi pasaportlarımızı almaya gitti vize merkezinden. Çok merak ediyorum bakalım ne oldu. Senin değil ki. Babanın o.
Biraz büyük o sana.